Selamlar. Bugün freelancerlık hayatımda başıma gelenleri konuştuğumuz ve size bazı tavsiyeler verdiğim bir video ile karşınızda olacağımdır. Bugünkü videonun da bir sponsoru var aynı zamanda. Bunun hikayesini de size anlatacağım. Hiç böyle bir reklam, işbirliği falan bu tatta bir şey değil kesinlikle. Çok güzel bir hikayesi olan bir işbirliği bu aslında. Geçenlerde internette bir tane web sitesi buldum ben, Job2Go diye. Ve bir baktım ki Türk bir platform, yani Türkler yapmış belli ki. Ve freelance iş bulma platformu. Dedim ki ben bunu paylaşayım. Yani bayağı da iyi gözüküyor arayüzü falan, bir üyelik oluşturdum. Girdim. Her şey gayet güvenli, gayet güzel. Sonra ben story attım. Böyle bir site buldum. Hani isterseniz siz de bakın diye. Ondan sonra Job2Go bana ulaştı. Ve dünyanın küçüklüğüne bakar mısınız? Benim takipçilerimin bir startup projesiymiş. Daha çok yeni olmalarına rağmen de çok güzel yatırımlar almış bir projeymiş. İşin detaylarını konuştuk. Güneş ve Begüm'le tanıştık. Yani o kadar keyifliydi ki. Ve Güneş de Begüm'ün beni tanıyor olmasına öncelikle çok şaşırdım. Biz senin takipçiniz dediler ve İtalya'da 4 sene okuduktan sonra buraya gelip bu işi yapmaya karar vermişler. Job2Go aslında bildiğiniz bir internet üzerinden freelancerla müşteriyi buluşturan bir platform. Videonun ilerleyen dakikalarında size daha fazla bilgi vereceğim. Yani gerçekten bunu böyle bir işbirliği gibi görmüyorum. Ben zaten böyle bir video çekmek de istiyordum aslında. Bunu sadece Job2Go ekibiyle beraber yapmak istedik açıkçası. Fikri duyduğumda aşırı sevindim çünkü ben 6 yıldır freelance çalışıyorum. Yani insanların evden çalışma gibi bir şey hayatında daha hiç yokken, hatta freelancerlık yani meh tükaka edilirken tabiri caizse ben freelance çalışıyordum ve cidden bir sürü zorlukla karşılaştım. Bu yaşadıklarım bari bir işe yarasın, sizlerle paylaşayım istiyorum. Çünkü pandemiden sonra ekstra freelancerlığa bence bir ilgi var. Özellikle maalesef günümüzdeki ekonomik şartlardan dolayı herkes artık bir ek iş almak durumunda kalıyor hayatta. Sürekli parça parça iş bulmak zorunda insanlar. Bu yüzden de kendi tecrübelerimi ne kadar aktarabilirsem o kadar en azından benim de o çektiğim cefalar, o sıkıntılar bir işe yarar gibi düşünüyorum. Bugün freelancerlığa başlamak isteyen, yeni başlayan ya da bazı konularda kafasında soru işaretleri olan insanlar için benim verebileceğim tavsiyeleri konuşacağız. Bayağı not aldım buraya bu arada. Kahvenizi, çayınızı koyun, anlatıyorum. Bu arada tişörtüm inanılmaz. Bu tişörtü bir butikte gördüm Instagram'da birkaç sene önce. Dedim ki benim bunu almam gerekiyor. Çünkü yani beni tanımlayan daha iyi bir tişört dünya üzerinde yok. Videonun temasına uyusun diye de bu tişörtü giydim bugün. Önce ben birazcık kendimden bahsedeyim. Belki beni ilk defa görüyorsunuz. YouTube'da denk geldiniz. Bu kız kim ne anlatıyor diye tıklayıp izlemek istediniz. Ben 28 yaşındayım. Reklamcılık mezunuyum Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Sosyal medyacıyım. Yani ne demek sosyal medyacı? İşte sosyal medya hesapları yöneten, reklamları yöneten, içerikleri üreten kişiyim. Bu arada freelancerlıkla ilgili bir videom daha var benim. Onu da buraya koyarım. Orada da biraz bahsediyorum yaptığım şeylerden. 1,5-2 sene gibi ajanslarda çalıştım. Ondan sonra aşırı sömürüldüğümü fark ettim ve ben bu işi bilgisayarda tek başıma yaparım gibi büyük bir çıkış yaparak böyle bir halt yedim. Ve çok zor bir 1,5 sene geçirerek yavaş yavaş kendi işimi kurdum. Aslında tabii ilk bir sene de bitmedi. Sonrasında da çok zorluklar yaşadım ama ilk dönem acayip zordu benim için. Hem o zamanki psikolojim, iş bilmezliğim diyeyim, beni gerçekten çok fazla bana şeyi sorgulattı o dönem. Yani ben doğru bir karar mı aldım ve ben bu şekilde hayatımı devam ettirebilecek miyim? Bazen çok böyle sınıra geldim. Bir yerde işe başlayayım, gireyim noktasına çok geldim ama girmedim. İyi ki de girmedim. 6 yıldır devam ediyorum. Artık çoğunlukla reklam yapıyorum. Yani Facebook Business Manager üzerinden markaların reklamlarını yönetmeye daha odaklıyım. Çünkü daha global bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve birazcık yüzümü batıya, globale çevirmeye çalışıyorum. Tabii ki döviz kazancı için yani. Bir yandan da ben zaten 3 yıldır falan YouTube'dayım. Twitch'teyim, Discord'dayım alakasız, TikTok'tayım, Instagram'dayım. Buralarda da kafama ne esiyorsa onu yapıyorum. İçerik üretmeyi çok seviyorum. Bunu bir meslek olarak yapıyorum zaten. Kendime de istediğim içeriği, istediğim zaman, istediğim yerde üretme özgürlüğünü sağlamaya çalışıyorum bir şekilde. Benim iş olsun diye yapmadığım iş kalmamış olabilir son 6 yılda. Yani gübre firmasının sosyal medya hesabından köfteciye, dönerciye, metafizikçi, kendini hoca zanneden metafizikçi bir herife kadar madde madde sıraladım. İlk maddeye tanıdıkla iş yapmayın yazmışım. Tanıdıkla iş yapmayın abi. Niye diye soracaksınız. Yani bu sadece freelancerlıkla alakalı da bir durum değil. Bir noktada sıkıntı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu bir durum diye düşünüyorum ben bugüne kadarki tecrübelerimle. Yani şöyle söyleyeyim. Tercih etmeyin ama yapıyorsanız da
Şartlarınızı çok iyi belirleyin. Freelancerlıkta bence en önemli şey şartları belirlemek. Çünkü bazen hem iş olsun hem ben de işte bana da bir portfolyo olsun vesaire derken yeni başladığınız zaman özellikle her işi yaparım abi moduna giriyorsunuz ve karşı taraf sizi çok güzel sömürebiliyor. Çünkü biliyor ki ihtiyacınız var. Bunun sınırını bence iyi belirlemek çok önemli. Ben bunu çok yapmadım mesela ilk zamanlar. Biraz daha böyle ezik bir karakterle. Yani yaparız, hallederiz, ben onu da yaparım, bunu da yaparım falan modundaydım. Yani benim üstüme çok gelindi. O yüzden siz bunu yapmayın. Size benden bir tavsiye. Yani bununla ilgili mesela bir arkadaşımla ben çalıştım 1,5 seneye yakın. Dedi ki bana, Zeynep sen, ben sana şimdi güzel 2 tane marka vereceğim. Bunlardan 2 tanesi de çok büyük bir balık üreticisinin. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılıydı bu. Bir markanın aylık içerik tatmini yapmak, kreatifleri gidip çekmek, onları editlemek, metinleri yazmak, paylaşımı yapmak, reklamı vermek, müşteri ilişkisini sağlamak. 500 lira yaptım. Ben buna okey oldum çünkü bana referans olacağını düşündüm. 4 sene önce 500 lira bugünün 1,750'si falan gibi bir şeydi muhtemelen ama yine çok düşük bir paraydı ve canım çıkıyordu gerçekten. Freelancer'lıkta düzgün müşteri bulmak ve portfolyona düzgün bir marka eklemek de zor olabiliyor. Yani sosyal medyadan bahsediyorum ya da herhangi bir tasarım işi de olabilir. Dijital başka bir iş de olabilir. Referanslar genelde böyle köy yumurtacısı, işte esnaf, elektrikçi falan olabiliyor. Bir tane daha anım var. Bunu galiba bir önceki freelancer videomda da bahsetmiştim. Biriyle ben tanıştım iş için yine sosyal medya. Sonra ben onların işlerini yaptım. Benden bayağı memnun kaldılar ama sonra bütçeleri yetersiz geldi falan bıraktılar. Sonra dedi ki Zeynep benim bir arkadaşım var. Bunlar Adanalı bir klima distribütörü. Merkezleri Adana'da, seninle çalışmak istiyorlar. Okey dedim. Bana önden de ödeme yaptı. Ben yarısını önden istemeye başladım insanlardan. Ondan sonra yarısını bana ödedi. Ayın sonunda bana hiçbir şekilde ödeme yapmadılar. 500 kere yazıştım. Hesaplarını geri vermedim. Hala Facebook hesapları bende duruyor bu arada. Yönetemiyorlar şu an Facebook hesaplarını. Öncelikle hesabı geri ver. Hesabı geri ver. Darlama. Dedim ki ödeme yapın geri vereyim. Ödemesi gereken para yanlış hatırlamıyorsam 1250 ya da 1750 liraydı. Yani verirsin anladın mı? Hani 5000 liradan bahsetmiyoruz yani. Gerçekten düşük bir miktar. Ve inat etti herif. Dedim ki ben emeğimin karşılığını almadan size bu sayfayı geri vermeyeceğim ve %100 haklıyım yani çok da eminim kendimden. Ben bunları dikine gittim. Hiçbir saygısızlık yok benim tarafımdan en azından. Hiçbir tehditvari bir durum yok. Dedim ki ben sizinle sözleşme imzalamadım. Bu benim hatam ve şu an ben paramı da geri alamadığım için size de hesabınızı geri veremem yani üzgünüm dedim. En son tehdit edildim artık yani biz Adanalıyız. Bizden bir bu kadar yerin altında var. Sıkıntı çıkmasın istersen. Bir de bunu bana diğer arkadaşım olacak olan herif yani. O da iş vasıtasıyla tanıştığım. Onun aracılığıyla ben tehdit edilmeye başlandım. Hani tek başına çalışıyorsun, kadınsın, genç bir kadınsın, girişimcisin, kendi işini kurmuşsun ya. Direkt senin kafanı ezecekler abi. Ben orada benim şalterim bir attı. Herifi de blokladım. Hesabı da bir daha geri vermedim. Bir daha da bana ulaşamadılar zaten. Yok işte hukuki süreç başlatılacakmış. 1,5 sene sonra bana başka bir çalışanları yazıyor. Dedim ya başlatın. Ne başlatabileceksiniz ki? Hani benim tavsiyem tanıdıkla iş yapmamanız. Ama yapmak durumunda kalırsanız da şartlarınızı düzgün bir şekilde belirlediğiniz sürece bence problem olmayacaktır. Şirketleşmek bence bu önemli bir konu. Yeni başladınız ama artık 4-5 ay geçti. Baktığınız bir iş akışı var. Aylık düzenli müşterileriniz var. Şirketleşmek zaten resmi olarak bir gereklilik oluyor. Şahıs şirketi bunun için en mantıklısı. Bir vergi dairesine gidip bir gün içinde şirketi açtığınız gibi bir gün içinde kapatabilirsiniz de. Ben ilk defa şirketimi 21 yaşında açtım. Şahıs şirket açmak çok kolay. Masrafları o kadar fazla değil. Ben nasıl fatura keseceğim falan diyorsanız çok güzel yazılımlar da var. Bayağı basit. Telefondan bile fatura kesebiliyorsunuz. Şimdi e-fatura falan durumları da var zaten. Çok basitleşti. Ben şirketi ilk açtığımda elimle tek tek böyle 3 kopyalı kağıtlarla fatura kesiyordum yani. Bir de fatura kesebiliyor olmak bir kere sizin müşteri potansiyelinizi de çok arttıracak bir şey ve aynı zamanda müşterinin sizi ciddiye almasını da sağlayabilecek bir şey. Ve aynı zamanda az önce benim yaptığım gerizekalılıkları yapmayacağınız için de yani bir sözleşme yapabileceğiniz ki benim şirketim vardı sözleşme yapmaya üşendiğim için yapmıyordum. Birazdan bu sözleşme mevzusuna da değineceğim zaten. Sözleşme yapmayı da teşvik ediyor. Siz sonuçta resmiyette bir kişiliksiniz yani bir şahıs şirketi olarak var oluyorsunuz. O yüzden hani karşı taraftan size karşı gelebilecek herhangi bir sıkıntılı durumda direkt dava açabilir, hakkınızı savunabilirsiniz. Sözleşmeden bahsedeceğim demiştim. Bakın gerçekten önemli bir konu bence sözleşme. Örnek veriyorum, ilk ay müşteri çok da yanaşmadı. Dediler ki bir ay deneyelim. Bir ay deneyelim diyen müşteriye şunu söyleyeceksiniz. Bana paramı iş başlamadan önce yarısını ya da belki tamamını gönderin. Çünkü benim bir güvencem yok. Bunun peşine gidin ve bunu savunun. Çünkü gerçekten
paranızı alamadığınız müşteriler çok olabiliyor. Arkadaşımın yine bir arkadaşı vasıtasıyla çok büyük bir hastanenin saç ekim kliniği için bir sosyal medyacı ihtiyaçları doğmuştu. Bana 5000 tane revizyon verdiler sadece bir kapak görseli için. Bana 500 lira yollayacaklardı. 499 lira yollamışlardı. Yani o insanları hala unutmuyorum. Aşırı sinirlenmiştim. Size konuşmaları okutsam hakikaten dersiniz ki yuh ya. Yana gitsin, bu bir milim sola gitsin. Ay bir de bunu böyle görelim. Şuraya geliyorum. Eğer benim işimi yapıyorsanız, yani ben tasarımcılıkla yapıyorum bu arada aynı zamanda sosyal medyanın yanında. Revizyon hakkı yazın. Sözleşmenizi yapın. Sözleşmenin içine deyin ki ben kardeşim 5 revizyona kadar okeyim. 5'ten sonra ücretlendiririm. Çünkü sağdan girip soldan girip sizi çok güzel kullanabiliyorlar. Ben ettim, siz etmeyin. Sözleşmenizi hazırlayın, güzelce detaylandırın ve bu revizyon olayına çok dikkat edin. Dijital bir şey yapıyorsanız. Devam ediyorum. Teklif atacaksınız mesela. Ben çok zor adapte oldum. Yıllarca çok ciddiye alınmayacak teklifler gönderdim, teklif mailleri. Sonra işi öğrendikçe biraz anladım ki benim bunu daha çeşitlendirmem ve derinleştirmem gerekiyor. Teklif maillerinizi detaylı atın. Ben mesela hizmet kalemlerimi önce başlık olarak yazıyorum. Altına bu hizmet kalemleri neyi kapsar onu yazıyorum. Ve sonra altına tekil bütçede veriyorum. Yani içerik üretimi, reklamlama, raporlama gibi tek tek kalem kalemde bütçe veriyorum. Totalde bir paket olarak aylık bu ne kadara mal olur onu da veriyorum. İşte KDV eklentisi bilmem nesi. Bütün bu detayları teklifinizde yazın. Bir kere çok daha ciddi gözüküyor. Çok daha formal gözüküyor ve karşı taraf sizi daha ciddiye alır. Hem de siz detaylandırdığınız için bu işleri kimse gelip de size kardeşim sen bunu yapmamışsın diyemez. Maile bakarsın dersin ki ben bunu yapmayacaktım zaten. Bu mailde böyle bir şey yazmıyor. Bu şekilde de kendinizi daha iyi koruyabilir ve savunabilirsiniz. İlk etapta küçük iş almanın ben çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz bunu bir tavsiye olarak ama az önce söylediğim tüm şeyleri de göz önünde bulundurarak küçük işler alın, portfolyonuza biraz olsun iş katmış olursunuz. Çok yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Benim yani portfolyoya şu an koymaya utandım. O kadar çok iş var ki dedim ya metafizik uzmanı Şuayb diye bir herife ben Instagram hesabı açtım, reklamlama yaptım. Ben de ertesi gün uçağa binip yurt dışına bir yere gidecektim. Bak unutmuyorum, valiz hazırlamam gerekiyordu. Adam beni aradı, dedi ki ne olur görüşelim, bizim acil ihtiyacımız var. Lütfen bu akşam biz sizin olduğunuz yere geliriz. Evin dibinde bir pastaneye geldiler. Adam gelmedi, hoca gelmedi, Şuayb. Bunun yardakçıları geldi iki tane. Ben de bu heriflerle oturdum ve bir yandan hayatımı sorguluyorum. Yani Zeynep sen düzgün bir ailenin çocuğusun ve metafizik uzmanı Şuayb diye bir herifin sosyal medyası için şu an bu adamlarla beraber. Kesinlikle başıma bir şey gelecek bu işten. Kesin paramı alamayacağım. Ama dedim ben bu tecrübeyi deneyimlemek istiyorum. Yani bir insanın hayatında kaç kere metafizik uzmanı olduğunu iddia eden bir adam reklamlama için gelir ki yani. Heriflerle gittim oturdum. Hemen açalım hesabı, şöyle yapalım. Ben o gece oturdum, valizi bıraktım, adama hesap açtım. Reklam hesabı açtım, başladım reklam vermeye. Bayağı da reklamlar yürüdü gitti bu arada. Millet altına neler yazıyor. Adamlar bana dönüş yapmamaya başladı. 3 gün oldu, 5 gün oldu. Zeynep Hanım paranızı vereceğim falan. Ben en son herife ulan şerefsiz. Hala mesajları duruyordur. Ben WhatsApp konuşmalarımı silmem. Şerefsiz herif paramı ver falan. O zaman da yine alacağım para 1000 lira mıydı neydi yani. Saçma sapan bir paraydı. Daha 2 haftamı ne iş yaptım. Ben zaten işi bıraktım direkt, hani çalışmayı da bıraktım. O da öyle çok saçma sapan bir anımdı mesela. Devam ediyorum. Network. Network yapmak gerçekten çok önemli. Benim zamanımda bu çok daha kolaydı. Şu an sosyalleşmek daha kısıtlı, imkanlar daha kısıtlı, belki daha zor ama bunu alın, sosyal medya mecralarını taşıyın. Gerekiyorsa işinizi tanıtan bir hesap açın. Instagram olabilir, artık neresini uygun görüyorsanız. Bunun üzerine paylaşımlar yapın, içerikler hazırlayın ve reklamlayın hatta gerekirse yani. LinkedIn olabilir mesela. LinkedIn üzerinden de şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, işte şu markayla çalışmaya başladık, bu markayla çalışmaya başladık. Kendinizi de birazcık tırnak içinde pazarlamaya başlamak bence önemli bir şey. Ben 6 sene önce işe başladığımda eşe, dosta, annemin, babamın, aile dostunun bilmem nesine mutlaka Zeynep sosyal medyacı, Zeynep sosyal medya işi yapıyor diye herkese word of mouth dediğimiz aslında kulaktan kulağa bir şekilde benim bu hizmetleri verdiğimi yaydım ve bu benim çok işime yaradı. Yıllarca hala beni arayıp 3 yıldır 5 yıldır görmediğim insanlar ya Zeynep böyle bir iş var ilgilenir misin diye hala soruyor mesela. Hani bu benim için çok faydalı bir durumdu. Bence siz de hem eşinize dostunuza hem de sosyal medya mecralarınızda bunu duyurun. Bundan geri kalmayın. Şöyle bir mevzuya da geleceğim. Tek bir işle bence sınırlı kalmayın. Mutlaka bir hizmet kalemi, bir iş ya da bir beceri daha ekleyin. Ben şöyle örnek vereceğim bununla ilgili. Ben sosyal medyacıydım. Ben ajansta ne yapıyordum?
müşteri ilişkilerini sağlıyordum. Müştem denir yani işte müşteri temsilciliği. Moderasyon yapıyordum. O da ne demek işte yorumlara ve gelen mesajlara yanıt vermek. İğrenç bir iş bu arada. En sevmediğim şey moderasyon. Asla da yapmıyorum 3 yıldır falan. Nefret ettim çünkü. İçeriklerin paylaşımı, sayfanın yönetimi. Topluluk yöneticisi diye de geçiyorsunuz. Sonra baktım ki ben freelancer olacaksam benim birazcık İsviçre çakısı gibi olmam gerekiyor. Çünkü müşterilerin çok kısıtlı bütçesi var ve tek bir kişiyle çalışmak istiyor adam. Yani gidip de sen tasarımcısın, işte sen sosyal medyacısın falan. Herkese ayrı bütçe vereyim, herkese muhatap olayım olmuyor. Genelde böyle küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip insanlar. Benim işim hallolsun abi, sen şu parayı al. Sen bir ay bununla ilgilen, bana hallet, sonra işte rapor sunarsın. Genelde bu kafada oldukları için. Ben onu fark ettim ve dedim ki benim kendimi geliştirmem lazım. Sonra ben reklamlamayı öğrendim. Tasarımımı geliştirdim. Google Ads'e birazcık mesela sardım. Hala orada uzman olduğumu asla iddia edemem. Bilgisizim bence. Ama hani basic seviyede reklamlama yapmaya başladım orada da. Kendime bazı beceriler ekledim. Bunu bence siz de hangi alanda ilerlemek istiyorsanız yapın. Bu freelancerlık da bence önemli. Birden çok iş yapmak size daha çok iş imkanı da sağlıyor çünkü. Kendinizi geliştirin. Tek başınıza çalışmak biraz bayıyor ve sizi biraz piyasada geride bırakıyor. Yani şu açıdan piyasada geride bırakıyor. Bazı bildikleriniz artık güncellenmek durumunda kalıyor. Ben işte bunu çok yaşadım. Sonra hemen işte makaleler okumaya başladım. Her hafta sosyal medya güncellemeleri atan, yeniliklerden bahseden bültenlere abone oldum. E-mail bültenlerine abone oldum. Bazı siteleri takip ediyorum. LinkedIn'den takip ediyorum. Instagram'da sosyal medya hesapları var. Onların hepsini takip ediyorum. Kendi sektörünüzle ilgili internetteki herhangi bir kanalda nerede ne yapmak istiyorsanız onların peşine düşün kısaca. Bu önemli bir şey. Güncel olmak derken CV'nizi, portfolyonuzu güncellemeyi atlamayın. Öf ya bununla kim uğraşacak demeyin. Bunların hepsi çok önemli. Freelancer olmak istiyorsanız her şeyi siz yapmak zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. Kimse size hadi kalk şunu yap demeyecek. Tek başınasınız. Yani bu yüzden bazen öf ya demek çok kolay olabiliyor. Ben herhalde bazen hala yapıyorum. İlk 2-2,5 sene falan adapte olmakta çok zorlandım. Hatta bundan bahsederken de bahsetmeyi unuttum, bir konuya daha geleceğim. Zamanınızı çok iyi ayarlayın ve planlayın. Ben hala bunu beceremiyorum. Evden çalışmak, abi her gün istediğim saat çalışıyorum, gece 4'te yatıyorum, harika falan. Bu değil. 6 ay bu çok güzel. 6 aydan sonra 6 yıl oldu mu o asla güzel olmuyor. Çünkü yoruluyorsunuz. Planlı olun. Her Allah'ın günü 9'da bilgisayar açıp akşam 5'te kapatmayın tabii ki. Ben asla öyle çalışmıyorum. Ama yani ne bileyim 11'de uyan en geç. Hadi freelancersın. Ya da yani belki daha erken kalkıyorsundur, alışkınsındır da buna. Ben çok alışkın olmadığım için 11 bana böyle okey bir saat gibi geliyor mesela. 9'da uyan ama yani 3 saat bir çalış, verimli çalış. Evde çünkü verimli çalışmak bazen zor olabiliyor. Bunu denedikten sonra, yaşamaya başladıktan sonra Zeynep dedi derseniz evin içinde güzel bir ortam kurun kendinize. Çalışma ortamı gibi de değil. Çalışmak için çok elverişli ve kullanışlı ama aynı zamanda da cozy dediğimiz tırnak içinde bir ev ortamına çevirmeyi çok seviyorum. O yüzden de hem çok efektif çalışabileceğiniz, çok dikkatinizin dağılmayacağı ama aynı zamanda da keyifli olabileceğiniz, evde olduğunuz için kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortamda çalışmak bence çok önemli. Bunu sağlamaya çalışın. Niye mesela bu videoyu burada çekiyorum? Size şu arkadan da ev turu videomda da var gerçi, çalışma alanını göstermiştim. Burakcan'ın ve benim çalışma alanlarımız var mesela. İkimiz de gayet rahat birer sandalye aldık. Kullanışlı masalarımız var. Mouse'un Bluetooth'lu, USB'si yok falan, böyle ekstra özen gösterilmiş küçük detaylar var yani masamda. İşinize yatırım olacağını düşündüğünüz şeylere para harcamaktan da bence çekinmeyin. Ben çekinmedim. Pişman mıyım? Asla değilim. Gerekirse satarım yani. Önemli değil. İşimi daha iyiye götürecek ya da benim iş yapmamı daha kolaylaştıracak bir şey varsa ben onu alırım. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Yani kendinizle çalışmaya başlayınca kendi değerinizi daha çok anlıyorsunuz. Çünkü siz kendinizin gelir kapısısınız. O yüzden benim tavsiyem, imkanınız varsa biraz para biriktirip böyle bir iki işten gelen parayı kenara ayırıp bir şeyler alıp böyle küçük güncellemeler yapmak çalışma alanınıza bence çok keyifli. Şunu unutmayın. Siz yapıyorsunuz bu işi. Çalışıp çalışmamak sizin elinizde. Bunu kendinize bir kahır haline getirmeyin. Keyif almaya çalışın. Çünkü Türkiye'de freelancersanız, sadece freelancersanız, ek iş olarak freelancerlık yapmıyorsanız çok keyifli bir şey. Sabahın köründe kalkıp da metrobüse binmek zorunda değilsin. Günün 2 saatini, 3 saatini trafikte, toplu taşımada geçirmek zorunda değilsin. Bunlar çok büyük lüksler ve artılar. Bu güzel bir yaşam tarzı. Ve bunu gerçekleştirmek için bence elinizden geleni ardınıza koymayın. Zor olabiliyor. Başlangıçta her şey bence çok zor hayatta.
Ama ilerleyen zamanlarda çok daha keyifli hale geliyor. 6. yılını dolduran biri olarak size bunları söylemek ve bunları anlatmak istedim. Ya umarım işinize yaramıştır bütün bu söylediklerim. Şimdi bu anlattıklarımın üzerinden size Job2Go'dan bahsedeceğim tabii ki. Ve gerçekten kızlar bana bu işi, bu iş planlarını anlattıklarında dedim ki ulan keşke benim ilk yılımda freelancerlığa ilk başladığımda böyle bir şey olsaydı Türkiye'de. Job2Go'ya çok rahatlıkla üye olabiliyorsunuz öncelikle. Web sitesine giriyorsunuz, bazı bilgileri dolduruyorsunuz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Ne yaptığınızı, geçmişinizi, referanslarınızı, yaptığınız her şeyi oraya çok detaylıca yazın. Biz niye ise CV yapma, portfolyo doldurma konusunda çok kötüyüz. Öf abi kim uğraşacak? Ya sen uğraşacaksın tabii ki. Yani sen eğer iş bulmaya çalışıyorsan seni temsil eden tek şey o CV, o portfolyo, ismi her neyse. O yüzden onu olabilecek en iyi şekilde sunmak senin en önemli görevin bence. Job2Go'da da bence bunu yapmanız çok kıymetli. Çünkü ona göre çok daha doğru işleri bulabilirsiniz ya da bulduğunuz doğru işler sizin olabilir. Bir kere şöyle bir şey var. Ben en az 5 kere falan paramı geri alamadığım durumlar yaşamışımdır iş hayatımda. Job2Go'da paranızın geri alınması garanti. Çünkü aradaki kişi Job2Go ekibi. Siz değilsiniz. O yüzden sözleşme imzalanıyor. Paranın size geleceği kesin bir şekilde belli. O yüzden diyorum ki keşke benim zamanımda olsaydı diye zaten. Vergi problemi de yaşamıyorsunuz. Çünkü eğer şirketiniz yoksa gider pusulası kesiyor Job2Go sizin adınıza. Ve bu şekilde de şirket açmaya gerek kalmadan en azından ilk başta Job2Go desteğiyle bu freelancerlığa başlayıp sonrasında şirketleşmeye gidebilirsiniz. Ve böylece ilk etapta o bütün vergiler, mergiler, muhasebe işlerinin hem maddi hem manevi yükünden kurtulmuş olursunuz. Bence bu da harika bir özellik. Ekip sonrasında atıyorum çok fazla iş almaya başladınız ve belli bir miktarı geçtiniz, sizi şirket kurmaya da yönlendiriyor ve bu konuda destek de oluyor. Job2Go ile ilgili benim şu çok hoşuma gitti. Şimdi bazı siteler var, hizmetleri 10 liraya 20 liraya kadar düşürüyorlar. Ve ben de bundan çok muzdarip yıllar geçirdim. Hani ben 2000 liraya bir işe bütçe veriyorsam adam diyor ki 500. E müşteri gidiyor 500 liraya çok kalitesiz bir iş yaptırmış oluyor ve piyasayı kırıyorlar. Job2Go'da böyle bir şey yok ve bunun önüne geçilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü her freelancer'ın en büyük derdi abi ayağa düşürdüler işi muhabbetidir. Job2Go'da müşteriyi de eğiten bir sistem var ve eğer müşteri oraya gidip de 2000 liralık işe 500 liralık bütçe yazdıysa bunu bu fiyat aralığına çekmek zorundasınız gibi bir uyarı yaparak müşteriyi de eğitiyorlar. Bence bu çok kıymetli. Ve aynı zamanda sadece müşteri değil, sizin de eğitim, seminer ya da etkinlikler alabileceğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili bilgilenebileceğiniz bir platform da var sitenin içerisinde. Bence bu da çok başarılı. Tek bir şeyle sınırlı kalmayın. Birden fazla şey katmaya çalışın dedim ya. Bence bu da mesela bunu besleyebilecek çok güzel bir özellik. Bir de mesela benim yaşadığım işte Halil amca, Ahmet dayı falan gibi müşteriler dışında daha büyük şirketlerin de olabileceği bir platform. Job2Go'da birçok işte STK olsun, büyük şirket olsun bu tarz yerlerden de iş ilanları içeride olduğu için ileride başka işler ararken size güzel referanslar olması açısından bence web sitesinde büyük şirketlerin olması da çok iyi bir artı. Ben 2 sene falan o dayılardan kurtulamadım çünkü yani. O kadar çok şey yaşadım ki şimdi anlatırken böyle gittim yani. 6 sene ya yaşlandım. Ama olsun. Şey de hoşuma gidiyor yani böyle bir şeyler yapmışım, başarmışım sonuçta. 6 yıldır bunu sürdürebiliyorum ve dönüp bakıp da bunları böyle bir hazmedip gelip size bunları aktarmak bana çok keyif veriyor. Bu tarz videolar gelsin isterseniz, anlat Zeynep, sorularımız var derseniz lütfen aşağıya sorularınızı yazın. Seve seve yaparım. Bir işe yaramayı çok seviyorum çünkü. Böyle sırf lay lay lom eğlenceli bir tip olarak gözüksem de YouTube'da aslında benim de bir işim, bir kariyerim ve ciddi olduğum alanlar var. Buralarla da ilgili aşırı ciddi olmadan, sizleri de baymadan tecrübelerimi paylaşmayı çok isterim. Çok da keyif alıyorum bundan. Job2Go'nun aşırı tatlı ekibine de çok teşekkür ederim benimle böyle bir işbirliği yaptığı için. Hem influencer hem freelancer olan muhtemelen 3 kişiden biri olduğum için beni buldular ve beni zaten daha önce biliyorlarmış da. Ben bahsettiğimde ve denk geldiğimizde çok tatlı bir karşılaşma oldu. Aşağıya tabii ki de bir link bırakacağım. Job2Go'ya kayıt olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bu arada kayıt olması. Sonrasında da senin içindeki iş ilanlarından kendinize uygun olanlara çok rahatlıkla başvuruda bulunabilirsiniz. Umuyorum işinize yarayan bir video olmuştur. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.